Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar enikleri oradan aldım, ilk defa buraya getirdim. Biraz güneş alsın diye. Dur kızım, dur kızım, dur. Dur, şimdi seninle oynamayacağım. Artık çocuklarla oynayacağım. Ulan ne bağırıyorsunuz ya? Şimdi onlar dar alanda şöyle birbirine sokuluyorlar. Sesleri kesiliyor. Şu anda ilk defa çıktıkları için kendileri de şaşırıyorlar. Beraber inceliyoruz arkadaşlar. Daha işin gerçeği, erkeğe dişi dahi ben bakmadım. Hangisi anaya benziyor, hangisi babaya benziyor, hiçbir şeyden haberim yok. İlk defa böyle daha güzel bir şekilde inceliyorum. Tabii canım, 23 günlük oldu galiba, 22-23 günlük. Daha hiçbir takviye yapmadım, artık takviye yapacağım. Yiyecek takviyesi. Ha, annesine bolca süt verdim. Süt yapıcı şeyler verdim. O şekilde annesi idare etti çok şükür. Dur dur dur. Baboş. Gelin ben buraya gelin. Gelin ben buraya gelin. Hayır sen değil. Sen değil ya koca kız. Yavruları çağırıyorum. Arkadaşlar cadalozlar, kaç tane cadaloz var ben merak ediyorum. Beraber bakalım. Ya Allah ya, bismillah. Al size bir cadaloz. Arkadaşlar dişi. Dur kızım dur, lütfen dur ya. He? Cadaloz. Uy, uy, uy. Maşallah, esirgemeyin arkadaşlar. Bu bizim dişimiz. Erkek. Erkek zaten sarıya çalmaya başlamış. Küçük Gürün, Junior Gürün. Bu biraz döşeniğine benziyor. En küçüklerinden birisi bu. Karıştırmadan hızlı bir şekilde bakayım. Gel 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 gel. Erkek. Ay. İki erkek bir dişi var. Dur ben. 2-2. 2'ye 2. Dur. Çekil kızım, çekil. Erkek. Erkek. Arkadaşlar bu gördüğünüz Abrek'in kopyası olacak. Abrek mi? Tabi. Abrek de şey dayısı oluyor ya. Kafa yapısı filan. Junior Abrek olacak bu. Neticede yeni yani. Yani Abrek'in küçüklüğünün kafa yapısı. Aynen. Erkekti değil mi? Yani tüy yapısı kısa olacak. Bunlar tipik Gürün kafası. Ha, şu mesela. Gürün kafası bu. Şey olacak. Çok ilginç köpekler çıkacak. Çok sert köpekler çıkacağına eminim inşallah. Yaşatırsak şuna bakalım. Gözleri çekik, gözler. Gözleri şu andaki bile çekik duruyor böyle, görüyor musun? Gözlerinin çekikliğini. Ne bu? Bu erkek. Şimdi... O benimki işte. İşte arkadaşlar şimdi mutlaka bugün başlarım şeye, mama takviyesini. Şimdi neye göre ben mama takviyesini şey yapayım? Şimdi şu anda köpekler aç. Annesinde süt yok. Onu gördüm. Ne demek, artık zamanı geldi. Dur canım, dur. Şimdi sıkıntı yok değil mi lan? Arkadaşlar bu şeyken köpekleri ayırmak, nasıl olacağını kestirmek sıkıntı. Oğlum sen nasılsın ya? Hı? 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 Biraz şeyler. Üşüyor mu lan? Bakalım. Üşüyor mu? Vallahi sıcak hava. He? Sen niye üşüyorsun? He? Çatalos. He? Arkadaşlar inekler bu şekilde. Şimdi bunların içinde mesela şey yapamazsın, hangisi iyi hangisi kötü diyemezsin, çünkü anne ağ galite, gambelli, baba aynı şekilde gambelli olduğu için bunlara hiçbir kötü bir şey yapamayız. Arkadaşlar yem takviyesini yapacaksın derseniz, şu anda ben bunlara süt hafiften suyla açacağım. Sonra içine cici bebe koyacağım. O şekilde vereceğim. Ne oldu? Ama bu arada telefonunuzun sesini kısın. Çünkü çok şey bağırıyorlar spalar. Arkadaşlar bu arada benim köpeklerin içinde en kirli köpek Abrek'le Cadı. Ne yönden kirli derseniz, aşırı hareketliler. Aşırı hareketli olduğu için devamlı kapları mapları pisliyorlar. Pisleyerek ayaktan filan. Ne yapıyorsunuz lan? Alo! Alo! Arkadaşlar böyle koyacağız. Tokken ne yapıyorlar, açken ne yapıyorlar, karakter analizi böyle yapılır işte. Ufak ufak bakacağız, takip edeceğiz. Sonra oyun oynamaya başlayacaklar bunlar. Aralarında ufak ufak sürtüşmeler, dövüşler olacak. Sonra nasıl takıldıklarını. Arkadaşlar şimdi bizim yaptığımız yer, dur kızım dur. Yaptığımız yer yetmediği için, yani benim bırakma lüksüm yok şu anda. Bunları da sahiplendireceğiz. Şeyler Instagram'dan isteyen arkadaşlar Instagram'dan ulaşırsa memnun olurum, çünkü buradan benim bırakma şansım yok. Çünkü yer şeyimiz arkadaşlar yetmeyecek, bizim yerimiz. Onu fark ettik. İnşallah ilk aşamada artık biz bunu büyüterek yaparız artık. Önemli olan açmaktı, açtık. Sert olduğu için birbirinin yanında da barınmazlar. Bunlar mı? Zaten diğerlerini görüyorsun. Diğerleri işte hangisi kimin gücü yetiyorsa onun, bizdeki küçükler de sıkıntı. Bunlar da olacağı aynısı. Aynı şey olacak. Arkadaşlar yeni aboneler için söyleyeyim, Karo'nun kızı. Maraşlı Demir Karo'nun kızı. Şu kemik dediğim aha bu Özkan. Şu kemik büyük oldukça sert olur. Bunun, yavruların anne baba gene soranlar olabilir belki, bilmeyenler. Anneler Derli Kara'nın kızı, babaları Gürün. Bizdeki Gürün. Altlarında bu var arkadaşlar. Şundan koydum. Bunu gösterelim. Strafor. Bunu koydum. İki tabaka şeklinde. Şimdilik bu durdu arkadaşlar orada. Bakalım. Bunu ekstra böyle duruyor. Gerekirse hemen koyacağım. Bizim minnoşlar bu. 5 erkek, 3 dişi. Şimdi hazır yere gelmişken böyle küçük eleklerde elik seçiminde sen anlatırdın ya. Hazır canlı da onu bir anlatsana. Belki bilmeyenler olursa neye göre seçilir? Hangisi sert olur? Ha şimdi bunu bir ay 45 gün takip edeceksin. Bir ay 45 gün takip edeceksin. Bu resmen bir eziyet arkadaşlar için daha. Bana ninni gibi geliyor. Yok, çok aşırı şey yapıyorlar, izleyemezler. Ayrı takılan, ayrı uyuyan. Ben bak enikte gördüm Özkan. Diğer enikler burada yatıyor. Gidiyor kapının girişinde, oraya tek başına takılan enik yürüyor. Orada yatıyor. Ha sonra ya, yanıldım mı? Gerçekten muazzam sert enik çıktı. Arkadaşlar bunları artık ben meme takviyesi yapacağıma göre artık bir haftada ona alışır tamamen. Bir hafta sonra bunlar sahiplenir. Bir ayı geçmiş oluyor zaten. Yani. Önemli olan bir yemeğe başlamaları. Ondan sonra anne sütünü ne kadar emerse daha iyi. Evet doğru. Ama anne sütünü bu kadar kalabalıkta doğru düzgün ememez. Onun için bir an önce düzenli beslenmeye geçilmesi daha iyi. Tek köpeğe bakmak nerede? 8 köpeğe bakmak nerede? Onun için alan adam tek başına bir köpeğe bakacağı için daha şey yapar. Ha, çift olduğu zaman bir dişi bir erkek, ben her zaman çift besleme taraftarıyım. Çünkü birbirinden kıskanıyorlar. Yeme filan derken yemesi güzel oluyor. Sonra artı birbirine destek oluyorlar. Yani her konuda çift daha iyi oluyor ama tabii herkesin imkanı öyle yok olmadığı için tek besliyorlar. Onu da genelde erkek seçiyorlar. Biz de alın size 5 tane erkek, 3 tane dişi diyoruz. Evet. Vallahi arkadaşlar biri bağıra resmen öldü. Emziremedim, şey yapamadım. Anne sütünü ağzına sıktım. Acaba ememiyor mu filan? Yok, onun içinde bir şey var. İçten gelen bir şeydi. Onu öyle öldürdük. Diğeri de aniden ölü yaptım. Yanında ölü yatıyordu. O çok ilginç. Ezmişe de benzemiyor. Ezdiğinde böyle biraz yassı gibi olur ölüsü. Öyle bir hali de yoktu. O da o şekilde öldü. 2 tane yaptık. İkisi de erkekti. Yani ölenlere baktım. Erkekti. 7 erkek 3 kişiydi ya. Sene bereketliydi benim kızım da. Ama şu anda bakışı, ben kendisine bakıyorum. Kendi de yavrulara bakıyor değil mi kızım? Kendi de yavrulara bakıyor. Bunlar bu ya şu kenardaki var ya giden Bu. Yaman tarzı bir şey olur bak bu. Heh. Diğeri abrek, o yaman işte. Şimdi şey çekelim, analarının haline ve haline çekelim. Şimdi bu ilk defa çıktıkları için tam hareket belli etmiyorlar. Birkaç kere çıkarttığımız zaman buraya alışırlar, hareketlerini doğal bir şekilde şey yaparlar. Zaten karınlarını doyurmak lazım önce. Arkadaşlar bu köpekler mesela bu şekilde ağlıyorlarsa, tabi şu anda burada çıktıkları için ağlıyorlar. Biraz önce içeride iyilerdi. Ağlıyorlarsa demek ki bu köpeklerin bir sıkıntısı var. %90 açtır, anneleri doyurmuyordur. Benimkilerde ben devamlı şey kaldım. Sessiz oldukları için fazla şey yapmadım. Ama şu anda çıkarttım bakıyorum da ufak ufak sesleri çıkmaya başladı da demek ki aç kalmaya başladılar. Ne yapmak lazım? Bunlara takviyeye başlamamız lazım inşallah. Şimdi bunları yava alıştırmak da sıkıntı olacak. Şimdi bunların renkleri ne zaman bu farklı açılmaya falan başlar? O 2 ay, 3 aya kadar değişir renkleri. Şimdi kimisi sarı olur, sapsarı olur. Kimisi aynı annesi gibi geri açılır. Yani erik alırken rengini aldırmamak. Yok, rengini bilemezsin ki, kestiremezsin. Rengi değişir. Ha mesela sana çok basit, benim eski takipçiler bilir, Yobaz siyahtı. Kızımın oğluydu ya, kızım yavruladı, en siyah yavru diyerek Yobaz'ı seçtim ben. Yobaz siyah bir enik, kıpkırmızı bir enik oldu. Onu mesela kırmızı olacağını bildiğim için mi seçtim? Hayır, ben baktım, kafamın köpeği bu dedim. O şekilde seçtim. Şey böyleydi bak. Şu kenardaki var ya biraz daha bizdeki Samuray aynı öyle küçüktür küçükken. Şimdi bak 83 santim eşek oldu. Bak hani. Bak görüyor hareketi. Arkadaşlar aşırı şey hareketli köpekler olur çünkü anneleri aşırı hareketli. Bir de inmesi var ama. Lan senin için geldi oraya kadar ya. Sayılar tamam. Yapış aslında memesini oradan yapışacak. Kaldı şimdi orada. Bunlar alim. Abisi alim. Hadi. Babacığım hadi. Vurma. Ah. Burada inmeyi çıkmayı alıştırırsak biz zaten kendiler inip çıkmaya başlarlar yani. Bir de bura. Aa bak mesela bu sarı olacak. Şuralar sarılarmış görüyor musun? Hey yavrum hey dişi. Arkadaşlar duyuru yapıyorlar. Vallahi bu korona gerçekten şu anda herkesten çıkmaya başladı tanıdıklardan. O da kötü bir şey. Biz ne yapalım maskesiz? gezmeyelim vallahi. Evlerine kademe kademe gidiyor. Arkadaşlar bunları bölme yaptım. Çünkü buraya açtığı zaman küçükken çeke kızım. Açtığı zaman ne olur bir daha dönemeyecek. Dönemezse ne olacak? Soğuktan öbür tarafta ölecek. Çekil ya. Aynı çocuk gibi kendisi de ilgi istiyor ha. Kızım, yavrum sen eşek kadar oldun lan. Al bak hadi bakayım git de yat. Biz buradayken hayatta gidip yatmaz. Yavrum gel. İki tane kucağına alıp bir poz verir misin dedim ama vermedim. Neyi? Enikten ne? İki tane dediğin nedir senin? Böyle şeyin olsun. Al. Oy 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 oy. Ya. Ya. Bu ne ya? Onların ağ babası da bu işte. Güzel. Yani bunları acıktılar. Hadi geç. Arkadaşlar biz ister istemez onlar da açlar. Buna bir şeyler vererek. Şimdi çekimi ilk defa buraya aldığım için beraber bakalım dedim. Sizlerle paylaşalım dedik. Bu arada Özkan bir saniye dur da ben şu şeyi suluk olayını bir anlatmam lazım. Arkadaşlar daha bizim inşaat bitmedi maalesef. Çıkartma sen. Ama su koyma yeri yok ki. Onun için sonra anlatırız bunu. Yani kova yok şimdi. Onu biraz önce aldım. Arkadaşlar işte bunları beraber paylaşalım dedim. Şimdi beraber gördük. Nedir? 3 tane dişi, 5 tane erkeğimiz var maşallah. Bakacağız ileride daha nelerimiz olacak. Ama bizim Cadı ile Güründen olma. Asıl dikkatli. Hadi kızım. Bak orada kargalar var. Kargalara diş biliyor. Sıpaşını. Gel. Arkadaşlar bizden de bu kadar. Junior Gürünler, Junior cadalozlar diyeyim artık. Onları paylaştık sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii sizin beğenilerinizi açtık. Yorumlarınızı bolca bekliyoruz. Tabii beğenmemek mümkün değil. Küçüğün her şeyi yani bırakın soyunu en soysuz yani soyunu bilmediğimiz bir köpek yavrusu olsa dahi 10 numara yavrular yani yavruların hepsini severim ben. Ki bunların kanı belli, soyu belli. Onun için umarım beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar çok arkadaşlar muazzam şekilde destek oluyor. Allah razı olsun. Hepsinin farkındayım. Diğer yeni abonelerimiz, abone olmak isteyenler bizi izlesinler, abone olsunlar. Like bırakalım arkadaşlar. Bolca yorumunuzu bekliyorum. Bu arada ben konuşurken devamlı şey yapıyorum ya. O da şeydir. Bilmiyorum ben yani adamın direkt gözünün içine bakıp da konuşma şeyini yapmıyorum yani özellikle kameraya. Bu da bilmiyorum o da bizim eksimiz olsun. Onu da bize anlayışla karşılarlar. Bak şimdi bakıyorum tuhaf hissettim kendimi. Hipnotiz olmuş gibi. Yani hakikaten aynı o hipnotiz şey var ya olay gibi. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.